AK Parti'deki İstanbul baskısı, PKK'nın meclisteki uzantısı DEM Parti'yi fırsat arayışına itiyor sayın seyirciler. Peki nasıl bir fırsat arayışı? Gelin onu haberimize hızlıca aktarmış olalım efendim. DEM Parti, CHP'deki Özel İmamoğlu ayrışmasını fırsata çevirmek istiyor. DEM Parti hem Ekrem İmamoğlu hem Özgür Özel hem de AK Parti ile temas halinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eş başkanı diyesim geldi. Sayın Özgür Bey'in heyeti. CHP'deki kriz ve AK Parti'deki İstanbul baskısı nedeniyle DEM Parti çıtasını yükseltti. DEM Parti, iki partideki sorunları fırsata çevirmeye çalışıyor. Teşekkürler efendim. PKK'nın meclisteki uzantısı DEM Parti, Güneydoğu'da seçime ayrı girecek. Ancak gözü Batı illerinde. CHP'den talepleri de esas olarak Batı illerinden. DEM Parti İstanbul'da Esenyurt ve Adalar belediyelerini istiyor. Ayrıca İzmir, Adana ve Mersin gibi büyük şehirlerde de ilçe belediyelerini talep ediyorlar. İrademiz asla bu sefer peşkeş çekilemeyecek. İrademiz yok sayılamayacak. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Antalya'da CHP'yi hedef aldı. Tercih edilen sözcükler ve üslup, DEM Parti'nin CHP'ye yaptığı siyasi şantajı gözler önüne serdi. Gelip bir düğün salonunda havasız bir yerde kongre yapıyoruz. Oyumuzu alacaksın, oyumuzla saltanat kuracaksın ama Kürtler salon bile talep ettiği zaman vermeyeceksin. CHP'li arkadaşlar da burada, genel merkezleriyle de görüşeceğiz. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Irkçıya selam vermeye, salon vermeyene oyumuzu vermeyiz. DEM Parti AK Parti ile de temas içinde. Çünkü Erdoğan yönetimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanmak istiyor. Kürdistan'da irademizi yok sayanlara seçimlerde gereken cevabı siz değerli haklarımızın vereceğini belirtmek istiyorum. AK Parti alt düzeyde temas kursa da DEM Parti'nin pazarlık şartları siyaset kulislerine yansıdı. DEM Parti seçilecek başkanlara görevden alma ve belediyeye kayyum ataması yapılmayacağının garantisini istiyor. Buna karşılık İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Adana gibi büyük şehirlerde seçime bağımsız girmeyi öneriyor. Kürt meselesinin demokratik çözümü. AK Parti kaynakları DEM Parti ile teması doğrulamadı. Ancak DEM Parti'nin bu teklifle fırsatı değerlendirme arayışında olduğu biliniyor. Başkan Erdoğan heykelini dikeceğiz, heykelini. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.